Bir İtalyan atasözü der ki, eğer güneş parlıyorsa ay umurumda olmaz. Bu cümlede dünyanın uydusu sanki hiç önemli olmayan basit bir şeymiş gibi geliyor. Ama unutmayın ki ayda bir insan yürüdü ama güneşte yürüyen kimse yok. Lafı gelmişken, güneşte yürümeyi deneyecekseniz size önerim gece yürümeniz. Çok daha serin olur. Her neyse, şimdi size ay hakkındaki en ilginç gerçekleri anlatacağım. Ayın önemsiz olduğu yönündeki düşünceniz değişebilir. 1. Ay bir çarpışma sonucu oluşmuştur. Bilim insanları, Dünya ile Mars büyüklüğünde bir uzay cisminin çarpıştığını ve bu çarpışmada iki cisimden kopan parçaların birleşmesiyle de ayın oluştuğunu düşünüyor. 2. Ay tam bir küre değildir. Dünyanın yerçekiminden ötürü yumurtaya benzer bir şekli vardır. 3. Ay Güneş'e en yakın uydudur. Çünkü Güneş'e Dünya'dan daha yakın olan Merkür ve Venüs uydusu olmayan gezegenlerdir. Belki uydu yayını yerine kablolu yayın kullanıyorlardır. 4. Ortalama 3475 kilometrelik yarıçapıyla Ay, Güneş sistemimizdeki en büyük 5. uydu. İlk 4'te ise Jüpiter'in uyguları Ganymede, Callisto ve Io ile Satürn'ün uydusu Titan yer alıyor. 5. Güneş tutulmalarını sık sık görüyoruz ama Ay tutulması sadece birkaç yüzyılda bir yaşanıyor. 6. Ay sanki Güneş'le aynı büyüklükteymiş gibi görünüyor. Yıldızımız uydumuzdan 400 kat daha büyük olmasına rağmen aynı zamanda 400 kat daha uzakta bulunuyor. Bu yüzden Dünya'dan bakıldığında aynı büyüklükteymiş gibi görünüyorlar. 7. Ay her ne kadar parlak görünse de aslında Güneş ışığını Dünya'dan 3 kat daha az yansıtıyor. Bu yüzden Ay ve Dünya'nın beraber göründüğü fotoğraflarda Ay'ın parlaklığını sonradan artırıyorlar. 8. Öğleden sonraki ışık miktarını elde etmek için yaklaşık 300 bin ayımız olması gerekirdi. Bunların 206 bininin de dolunay olması gerekirdi. 9. Ay her sene Dünya'dan 3,8 santimetre uzaklaşıyor. Başlangıçta Dünya'dan uzaklığı 22 bin kilometre iken bugün yaklaşık 400 bin kilometre. Yaklaşık 600 milyon yıl sonra o kadar uzaklaşmış olacak ki Dünya'da hiç güneş tutulması göremeyeceğiz. O zaman buralarda olursanız yorumlarda paylaşın. 10. Ay Dünya'da gelgitlere sebep olur. Bu Ay'ın yerçekimi kuvvetinin okyanuslar üzerindeki etkisidir. Gelgitin en şiddetli yaşandığı zamanlar dolunay ve yeni ay dönemleridir. 11. Ay'da sıcaklık çok değişkendir. Ekvatora yakın bölgelerde sıcaklık gece -173 dereceden öğleden sonra +127 dereceye kadar çıkar. Lahana gibi kat kat giyinmekte fayda var. 12. Bir ay günü yaklaşık 29 dünya gününe denk gelir. Güneşin ayın göğünden bir geçişi bu kadar zaman alıyor. 13. İnsanlar ayın hep aynı yüzünü görürler. Dünyanın yerçekimi alanı yüzünden ay kendi çevresinde daha yavaş döner. Bu yüzden ayın kendi eksenindeki bir dönüşü ile dünyanın çevresinde attığı bir tur aynı sürede tamamlanır. 14. İnsanlar ayın öteki yüzünü ilk kez 1959 yılında Rus uzay aracı Luna 3'ün çektiği bir fotoğraf sayesinde gördüler. 15. Ayın öteki yüzü bize bakan yüzünden daha engebelidir. Bunun sebebi olarak dünyanın ayın bize bakan yüzeyini daha ince hale getiren yer çekimini gösterebiliriz. 16. Ayın üstündeki kraterler 4,1 ila 3,8 milyar yıl önce asteroidler tarafından açılmıştır. Hala görülebilmelerinin tek sebebi aydaki jeolojik değişimlerin dünyadaki kadar sık yaşanmamasıdır. 17. Aydaki kraterlere önce ünlü bilim insanları, sanatçılar ve araştırmacıların isimleri, sonraları da Amerikan ve Rus astronotların isimleri verildi. 18. Ayın üstündeki en büyük kraterin adı Aitken. Bu isim Amerikan bir astronomun ismi. 2000 kilometre çapa sahip bu krater, Güneş sistemindeki en büyük ikinci krater. 19. Ayda su var ama pipetinizi evde bırakabilirsiniz. Çünkü suyun tamamı kraterlerin içinde ve yer altında donmuş vaziyette bulunuyor. 20. Ayın yüzeyinde depremler oluyor. Bu depremlerin sebebi dünyanın yer çekimi ve deprem merkezleri ayın yüzeyinden birkaç kilometre aşağıda. 21. Ayın yer çekimi dünyanınkinin sadece 1/6'sı kadardır. Eğer burada 45 kilogram ağırlığındaysanız, ayın yüzeyindeki ağırlığınız sadece 8 kilogram olacaktır. Böylece 6 kat daha uzun yolları yürüyebilir ve 6 kat daha ağır nesneleri kaldırabilirsiniz.
22. Ayda yürümek daha kolay olsa da aynı zamanda daha tehlikeli. Ağır bir uzay kıyafeti içindeki bir astronotun ayağı ayın zemininde 15 santimetre derine gömülebilir. Uzun mesafeli zıplayışlar kontrolden çıkıp tehlikeli olabilir. Çünkü ayın yüzeyi derin kraterlerle dolu. 23. Yerçekimi az olduğu için ay küçük, sert ve keskin parçacıklardan oluşan ve barut gibi kokan ay tozu ile kaplıdır. Bu toz epey sorun çıkaran bir toz. Nezle gibi semptomlara sebep oluyor ve uzay giysilerinin içine girip onları mahvediyor. 24. Ama güzel yanları da var. Gün batımında ve doğumunda bu toz sanki dans ediyor. Elektromanyetik alan tarafından yukarı itildiği için ayın yüzeyinin biraz üstünde süzülüyor. 25. Ayın adına egzosfer denilen bir çeşit atmosferi var. Helyum, neon ve argondan oluşuyor. Dünyanın atmosferinden 10 trilyon kat daha az yoğun. 26. Atmosferde oksijen olmadığı için güneş battığında gökyüzü zifiri karanlık oluyor. Bu sebeple gölgeler de çok keskin. Eğer ayda bir gölgede durursanız ellerinizi ve ayaklarınızı göremezsiniz. 27. Atmosfer olmadığı için ayda güneş bir anda batıyor. Burada seher vakti diye bir şey yok. 28. Okulda öğrendiğimizin aksine ay dünyanın çevresinde dönmüyor. Dünya ve ay aynı merkezin etrafında beraber dönüyorlar ve bu merkeze de ağırlık merkezi deniyor. Bazı bilim insanları bu sebeple ayın aslında bir uydu olmadığını söylüyor. 29. Peki uydu değilse nedir? Dünyanın uydusu aslında gezegene benziyor. Dünya ve ay iki gezegenli bir sistem oluşturuyorlar. Tıpkı Plüton ve Charon gibi. Çapı dünyanın çapının 1/4 olan ay da büyüklüğüyle bunu destekliyor. 30. Ay bugüne kadar insanların ayak basmış olduğu tek uzay cismi. Şimdilik. 31. Ay'a ilk kez ayak basılışını televizyonda 600 milyon insan izledi. Evet, gerçekten çok etkileyiciydi. 32. Modern akıllı telefonlar, Apollo uzay gemisini Ay'a götürmek için kullanılan bilgisayarlardan daha güçlü. 33. Bugün dünyada büyüyen 400'den fazla ağaç Ay'dan getirildi. 1971 yılında tohumları Apollo 14 ile Ay'ın yörüngesine götürülüp dünyaya geri getirilmişti. 34. Ay'a son gidişimizin üzerinden 47 yıl geçti. Ama NASA, Ares-1 ve Ares-5 isimli iki yeni roket üzerinde çalışıyor. Bu araçlar Ay'a kargo götürüp getirmede kullanılacak. 35. Astronotlar Ay'a en son yaklaşık 50 yıl önce ayak basmış olsalar da Ay yüzeyinde taze izler var. Öyleyse Ay'da yaşam var diyebilir miyiz? Hayır. İzler yüzeyde hiç bozulmadan milyonlarca yıl kalabilirler. Çünkü ayın yüzeyinde onları silecek bir rüzgar ya da sıvı halde su yok. 36. Ay'a toplam 12 kişi gitti. İlk olarak 1969 yılında Neil Armstrong ve son olarak 1972 yılında Eugene Cernan. 37. Apollo 11 ekibi dünyaya döndüğü zaman gümrükten geçmek zorunda kaldılar. Gerçekten geçerken de ay taşları ve tozları getirdiklerini bildirdiler. 38. Ay'ın adına ay standart zamanı denilen bir saat kuşağı var. Ancak bu kuşak dünyanınkiyle eşleşmiyor. Ayda geçen bir yıl 12 gün sürüyor ve bu günlerin her biri isimlerini ayda yürümüş astronotlardan alıyor. Günler 30 dilime bölünüyor ve saatler dakikalar ve saniyelerden oluşuyor. 39. Ayın yüzeyinde su yok ve zemin tamamıyla kuru. Bu yüzden orada hiçbir şey yetişmiyor. Ama aydan getirilen toprak numuneleri aslında bitki yetiştirmek için elverişli. 40. Ayda gördüğümüz karanlık noktaların adı Mare'ler ya da ay denizleri. Toplamda 17 deniz, 1 fırtına okyanusu ve 4 koy var. Ama bunların hepsi boş ve kuru. Bilim insanları bunların eskiden suyla dolu olduğunu düşünüyordu. Ancak bu teorinin doğru olmadığı ispatlandı. 41. Ay denizleri bazalt lav ile dolu alçak bölgelerdir. Buradaki lavlar uzun zaman önce katılaşmıştır. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Eagle isimli uzay mekiklerini sessizlik denizine indirmişti. 42. Ay'ın kendisine ait bir manyetik alanı yok. Ama astronotların getirdiği taşlarda manyetik özellikler görülüyor. Bilim insanları Ay'ın eskiden bir manyetik alanı olduğunu, ancak asteroidlerin çarpması sonucu bunu zamanla kaybettiğini düşünüyorlar. 43. Ay'ın üstünde 200 ton uzay çöpü bulunuyor.
Bunlar 1969 ile 1972 yılları arasında Ay'a giden NASA astronotlarının bıraktığı deney cihazları, sırt çantaları ve benzeri nesneler. Geri kalanlar da Ay'a insansız uçuş yapan diğer ülkelerin bıraktıkları. 44. Ay'daki en eski çöp, Ay yüzeyine inilip inilemeyeceği araştırılırken oraya gönderilen insansız roketler. 1960 yılında Ay'ın akar kumla kaplı olduğuna dair söylentiler vardı. Ve bu doğru olsaydı astronotlar oraya gidemezdi. Bildiğiniz gibi bu teori de çürütüldü. 45. Son olarak Ay'da dana olduğuna dair bir bulgu yok. Hiç toynak izine rastlanmamış. Ninni'yi bilirsiniz. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana der. Araştırmalar sonucu dana veya geyik gibi dört ayaklı hayvanların Ay'da yaşadığına dair bir kanıtımız yok. Evet, son maddemiz tamamen geyikti. Ay hakkında sizin bildiğiniz başka hangi şaşırtıcı bilgiler var? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınıza paylaşın. Ama hemen danaları kovmaya gitmeyin. Kanalımızda 2000'den fazla harika video var. Tek yapmanız gereken soldaki veya sağdakine tıklamak ve keyfini çıkarmak. Hayata olumlu bakın.